Yiğidin kamçısı dediniz az evvel eşim düzeltti, Boç yiğidin kamburu olmuş bu zamanda diyor, doğru söylüyor. Şimdi devam, e, muhalefetin çok geniş bir yelpazede dağıldığını ve dimdik durduğunu belirttim az evvel. Yeni muhalefet partimiz, Memleket Partisi'nden de haber vereceğim merak etmeyin. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye hapis cezası verdiler, detaylarını anlatacağım birazdan. Bu ekran halkın ekranı, olup biten her şey ve herkes kendine bu ekranda yer bulur elbette. Olup biten her şeyin aktörlerinden söz ediyorum. Su zam mı yapıldı İstanbul'da bahsetmeyecek miyiz? Bahsedelim elbette. İstanbul'da suya %15,62 zam geldi. Oy birliğiyle İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu'nda alındı zam kararı. Yapılan zamma tepki gösteren İstanbullular da var. E ne yapsınlar? Normal diyen de var. İşte İstanbulluların görüşleri. <laughs> Yani her şey zam geliyor normal yani suyunda o kadar artması. her şey artıyor çünkü. Biz yetmiyor, güvemiz yetmiyor, sözümüz bir yere geçmiyor. Ne yapalım? Ö ödüyoruz, yememizden, içmemizden kısıtlıyoruz ödüyoruz. Bir yanda kabaran faturalar, diğer yanda bu ödenemeyen faturalara aydan aya yapılan zamlar. Vatandaş zamlı fatura çıkmazındayken bir zam haberi daha geldi ve İstanbul'da suya %15,62'lik bir zam yapıldı. Talep edilen %39'du. Geçen teklif %15.62 oldu. İSKİ ikinci olağanüstü genel kurul toplantısında suya zam kararı çıktı. %15 zam nedir yani su için? Normal buluyorsunuz? Tabii ki normal yani. Yani bu zamlar artık kaçınılmaz oldu. Bunlar zam yani elektriğe yapılan zam, doğalgaza yapılan zam veyahut da örtülü yapılan zam veyahut da örtülü ödenekler. Yani aslında bunları düşünmek lazım. Ne düşünebilirim? Şaşırdım yani. Olacak bunlar. Zorluklarla ödüyorum. Sorma yani. Mecburen ödüyorum tabii. Bazısı eleştirdi, bazısı normal karşıladı. Alıştık artık, yoruma gerek yok diyen de vardı. Ya ona bakarsanız yüksek gelmeyen hiç yok ki. Her faturalar yüksek. Ödüyorum tabii canım. Mecbur ödeyeceksiniz. Yoksa evde su kesilirse ne yapacaksınız? Mecbur ödeyeceksiniz. Yani bunu şu anda 30 lira geliyorsa, 300 lira geldiğinde de ödeyeceksiniz bunu. Ödememe gibi bir şansınız yok. Sadece su değil ki zaten. Aynen yani doğal gaz %15, elektrik gene %10 eklemiş. Her gün zam zaten. Kredi alıyoruz bilmem ne işte. Destek meslek ayakta kalmaya çalışıyoruz. %39'luk oran İstanbul'un nüfus ve altyapı ihtiyacının artmasından dolayı istendi. Talep reddedildi. Toplantıda oy birliğiyle İstanbul'da suya %15.62 zam yapıldı. Faturalar artıyor bir taraftan. Elektriğe Ekim ayında zam yapılabileceği belirtiliyor. Sinyallerini verdiler. Elektrik zamından da yaklaşan elektrik zamından da söz edeceğiz efendim. Tweetleriniz çok önemli. Köy yerinde benzin istasyonunda çalışan benzinlikte Halk TV'yi açıp gelen müşteriye de izleten Mustafa Sağlık tweet atmış. Diyor ki 7 yıldan beri köy yerinde benzinlikteyim. 2 sene öncesine kadar köylü depoyu doldur derdi. Şimdi inanır mısınız 20 liralık mazot isteyen var utana sıkıla çiftçilik bitme noktasında. 20 liralık mazot koy diyor çiftçi. Bu noktadayız. Elbette ekonomiyi konuşacağız. E, inatla inat ederek. Türkiye İşçi Partisi'nden söz etmiyorsunuz pek demişsiniz Kemal Bey olur mu? Türkiye İşçi Partisi keçi fest düzenledi, festival düzenledi. Hafta sonunda gençlere, genç e, partililere ve partiye üye olmayı düşünenlere dedi ki keçi gibi inatçıyız. İnadımız inat dediler. Pekala. Zaman zaman ekrana getiriyoruz. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın da sözlerini konuk oluyor programlarımızda. Hatta TV, halkın televizyonu az evvel de söylediğim gibi. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi suya zam yaptı dedim de bir taraftan da vatandaşa zor zam yapmak durumunda kaldılar demek daha doğru belki. Zor durumdaki vatandaşa da bankayla anlaşmışlar faizsiz kredi veriyorlar. İstanbul'da zor durumda olmayan neredeyse yok. Kiralık ev problemi var. Bu hafta boyunca işledik. Kiralık ev bulmak çok zor. Kiralar aldı başını gitti. Kazandığını kiraya veren Maaşlı çalışanlar mutfak masrafını kara kara düşünüyor. Zaten işsiz olanın Allah yardımcısı olsun. Neymiş detayları? Kaç kişi başvurmuş? Hemen söyleyeyim. Ee, i̇lk gününde 11 bin kişi başvurdu. 10 bin kişi başvurdu diyorlar. Sayı giderek artıyor. Haber yayına hazırlanırken 10 bin başvuru alınmıştı. Vatandaş ne yiyor, ne içiyor? Vatandaş feryat ediyor. Para yetmiyor. Ben emekliyim. 1900 liraya geçinen bir insanım. 30 sene mesela, e, emek vermişim. Maalesef bugün 1900 liraya işte mahkemeye gider insanları. Az önce mikrofon tuttuğumuz her vatandaş yoksulluğun birer sesiydi. O sese İstanbul Büyükşehir Belediyesi kayıtsız kalmadı ve İstanbullular için destek avans kampanyası başlattı. Kampanyaya başvurusu onaylanan vatandaşlara faizsiz 600 veya 1200 arasında destek verilecek. Geri ödemesi ise taksitle yapılabilecek. Faizsiz kredi desteğine 10.703 kişi başvuru yaptı. Hem de sadece bir günde. Herkes gibi, her vatandaş gibi biz de hoş almaya çalışıyoruz. Emekli olarak niye olmayalım? Ha bak, 8-10 lira 2 kilo domates. Bu olur mu ya? Buna nasıl para yeter? Maaş yeter mi? 2,5 milyon, 2,5 milyar ne, ne olacak? Bence çok güzel bir olay. Yani ihtiyacı olan kişiler... Kullanabilir diye düşünüyorum. Tabii ki rahatlatır insanları çünkü yani 600 değil 300'e ihtiyacı olan insanlar bile var bu memlekette. Krediye başvuruyu İstanbul Kartı olan her vatandaş yapabiliyor. Miktar 600 ila 1200 TL arasında. Faiz ve masraf ücreti yok. Kredi nakit olarak verilmeyecek. İstanbul Kart hesaplarına yatırılacak. Avansın miktarı fark etmeksizin her ay 100 er lira ödeme yapılabilecek. Yani 600 lira kredi çekilirse 6 ayda 100 er lira, 1200 lira kredi çekilirse 12 ayda 100 er lira ödenecek. Yani iyi bir uygulama. Şimdi şu anda zaten insanların maddi durumu o kadar iyi değil. Yani en azından onlar için bir avantaj olur. Durumu iyi olmayanlar için çok büyük bir avantaj. Krediyi kullanım alanı geniş. Toplu taşıma, kafe, restoranlarda, online alışverişlerde, marketlerde, halk balkanlarda, akaryakıtta. Yani İstanbul Kart'ın geçtiği her noktada kullanılabilecek. Güzel bir uygulama iyi olmasın ki bütün sonuçta vatandaşın yararına yapılmış bir hizmet olur. Ya onu da duyduk değil mi? Bu ülkede kitapları çokça okunan bir isim damadı iktidar tarafından bir işe yerleştirildi. Kendisi TRT'de program yapıyor diye ya. açlık yoktur bu ülkede diyebildi. Sokağa çıksa görecek açlık var mı yok mu? İzleyicimiz Ceren Hanım hatırlatıyor. Bir günde 10 bin kişi krediye başvuruyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kredisine İstanbul kartlarla. Alışveriş yapacak halk bakkalından ne yapsın? Ekonomi konuşmayı sürdüreceğiz. Daha önemli bir gündem yok. Parasız dönmüyor dünya. Bazen ekonomiyi unutalım diye bize özellikle futbol tartıştırıyorlar. Ben futboldan anlamadığımı hep söylüyorum her fırsatta. Voleyboldan anlamaya başladım. A kadın voleybol takımımız sayesinde maçlarını izleyeyiz diye. Ne güzel bir yaz geçirdik onlar sayesinde. Kaybederken dahi çok güzeldiler. Kaybederken dahi çok asildiler ve çok şey öğrettiler bence. Hem seyirci hem oyuncular voleybolda harikaydılar e, onu söyleyeyim Dün akşam Hollanda'ya 6-1 yenildik A milli futbol takımı 6-1 yenildi Bu e, Hatırlıyorum 8-0 e, yenilmiştik İngiltere'ye o zamandan beri aldığımız en kötü sonuçlardan i̇şte Bunun sebepleri tartışılıyor e, İyi yönetilmediği söyleniyor takım birbirine düşmüş vaziyette Teknik adam ayrı açıklamalar yapıyor herkes e, ayrı açıklamalar yapıyor bir değerlendirelim kısacık da olsa niye yenildik onu konuşalım sonra